sünnet Kur'an'ın yaşamsal boyutudur. Yani Resulullah Kur'an'ı nasıl yaşayacağımızı bizzat kendisi Kur'an'ı yaşayarak öğretmiştir. Dolayısıyla sünnete bakışımız Kur'an eksenli olmalıdır. Ne sünneti tamamen reddetmek ne de sünneti Kur'an'ın önüne geçirmemiz gerekir. Bu ince bir çizgi ama çok önemli. Yani Kur'an-sünnet ilişkisi Kur'an'ın patron olduğu, Kur'an'ın hakem olduğu, Kur'an'ın belirleyen olduğu ama sünnetin de Kur'an'ın yaşamsal boyutu olduğu gerçeğini dengeli bir şekilde götürmek de mümkün. Sünnet adı altında çeşitli rivayetleri sünnetle eşitliyorlar. Ardından sünnet Kur'an'ı nesheder deyip Kur'an'ın önüne geçiriyorlar. Bu bir dengesizlik. Ama bu dengesizliğe kızıp, bu dengesizliğe tepki gösterip bu sefer de Kur'an'ın yaşamsal boyutu olan sünnetsi mütevatiri, yani bütün İslam mezheplerinin, bütün Müslümanların nesilden nesile kesin olarak uygulayarak bize kadar aktardıkları Kur'an'ın pratiklerini, peygamberin Kur'an pratiklerini toptan reddeden bir yaklaşım da var. Bu yaklaşım diğer yaklaşımın ölçüsüzlüğüne tepkisel olarak doğmuş ve başka bir ölçüsüzlüğe savrulmuş bir yaklaşım. Dolayısıyla biz Kur'an-sünnet ilişkisini Kur'an ve yani teori ve pratik ilişkisi olarak görmemiz lazım. Sünnet Kur'an'ın pratiğidir. Dolayısıyla Kur'an'da olmayan bir şey zaten sünnet değildir. Ama sünnet de Kur'an'daki pratik ayetleri, işte ibadet, muamelat gibi Kur'an'ın pratiğe bakan yönünü aslında Peygamberimiz Hazreti Muhammed pratize etmiştir. Dolayısıyla bu dengeyi kurabilirsek sağlıklı bir sünnet anlayışına ulaşabiliriz. Peki mütevatir sünnet nedir? Sünnet dediğim gibi sözel olarak rivayetle bize gelmez. İnsanların Peygamber aleyhisselam yaşıyordu Kur'an'ı, mesela namaz kılıyordu. Bu yaşantı o insanların, o neslin bizzat gözü önünde yaşanıyordu ve onlar beraber bu pratiği tekrarlıyorlardı. Daha sonra o nesil bir sonraki nesle, o nesil bir sonraki nesle, Şiisi, Sünnisi, İbadisi, Haricisi, Mutezilesi, birbirlerini hiç sevmeyen, birbirleriyle zamansal olarak mücadele etmiş ve daha sonra mezheplere ayrılmış nesiller de yine o pratikleri aynı şekilde uyguladılar. Mesela örnek namazın kılınış tadili erkanı. Kur'an'da önce secdeden başlamak ya da başlamamak gibi bir şey yok. Biz bu tadili erkanı uygulamadan alıyoruz. Peki farklılıklar nereden kaynaklanıyor? Bu mütevatir dediğimiz kesin ve pratik olarak yapılan uygulamadan değil, hadisler, rivayetler yoluyla. Çünkü onlar aralarında çok farklılıklar var. O diğer farklılıklar, detaylar buradan kaynaklanıyor. Yani zanni bilgiden kaynaklanıyor. Ama kesin olarak haccın yapılışı, namaz, tesettür gibi kesin olarak uygulanarak gelenler mütevatir sünnette bize ulaşıyor. Dolayısıyla mütevatir sünneti ortadan kaldırırsak kişi başına bir İslam anlayışı ortaya çıkar. Rivayetleri mutlaklaştırırsak, sünnetin önüne geçirsek de ihtilaflar derinleşir. Dolayısıyla biz rivayetlerden gelen ihtilafları mutlak olmadığını bilmeliyiz ve tercih edilebilir farklılıklar olarak görebilmeliyiz. Mutlaklaştırmamalıyız. Ama mütevatir sünneti de korumalıyız. Çünkü o mütevatir sünnet İslam ümmetinin ortak İslami yaşayış tarzı demek aynı zamanda.